Nesine TV ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Şu ana kadar bu programda çok böyle tartışmalara girmedik. Yani tartışmalı olabilecek beşler seçmedik. Aslında seçtiğimiz her beşin biraz da sebebi vardı. İşte tarihe geçmiş rekorlar ya da tarihe geçmiş şampiyonlar ya da en genç şampiyonlar diye listelemiştik. Fakat bu kez tartışma çıkarabilecek bir şeye gideceğiz. Hazır Şampiyonlar Ligi haftasındayken Şampiyonlar Ligi'nin yakın döneminde atılmış en iyi 5 gol diyeceğiz. Çok ufak bir Nesine jürisinden geçen bir 5 bu. Tabii ki itirazlar mutlaka olacaktır. O itirazları mutlaka yorumlara bekliyoruz. Hani bu niye burada yorumlarını da bekliyoruz. Ya bu niye yok? Bu nasıl olmazları da bekliyoruz. Ona göre diyelim ve 5. golle geri saymaya başlayalım. Cardiff'e gidiyoruz. Millennium Stadına 2017 Şampiyonlar Ligi finaline gideceğiz. İlk golümüz için Real Madrid, Atletico Madrid'i yenip, ezeli rakibini yenip şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı bir sezon önce ve bir sezon sonra unvanını korumak için bu kez Cardiff'e çıktı. Bu kez rakip Juventus'tu. Tabii ki Juventus özellikle defansif performansıyla ön plana çıkmış ve çok rahat bir şekilde aslında finale kadar gelmeyi başarmıştı. Real Madrid'in özellikle hücum silahları çok korkutucu gözükürken diğer tarafta defansif performansıyla onlara karşı durabilecek bir Juventus, yani kaliteli bir eşleşme bizi bekliyordu. Maçın başlangıcı enteresan oldu. Zira Juventus, Gonzalo Higuain ve Miralem Pjanic'in muazzam performansıyla birlikte başladı ve ilk fırsatlar onlardan geldi ki Keylor Navas'ın maça iyi başlamış olması, arka arkaya yaptığı kurtarışlar Real Madrid'i çok erken 1-0 geriye düşmekten kurtardı diyebiliriz. Sonrasında tabii ki Şampiyonlar Ligi'nin kralı Cristiano Ronaldo sahneye çıktı ve ilk golü kaydetti. Aslında Real Madrid için kötü başlayabilecek olan final bir anda 20 dakika içerisinde öne geçince tam tersine muazzam bir noktaya döndü. Sonrasında kendi golümüze gelelim. Cristiano Ronaldo'nun golü değil ya da bu maç 4-1 bitti ama sadece bir gol dikkat çekiyor ki belki de Şampiyonlar Ligi tarihinin en özel gollerinden biri. Ondan sonra geleceğiz. Onunla Zidane'ın golüyle kıyaslanmaya başlayan bir goldü atıldıktan hemen sonra. Mario Mandzukic özellikle de o son iki sezonunda gösterdiği, o döneme gelene kadar gösterdiği defansif katkısıyla birlikte, takım oyununa katkısıyla birlikte ön plana çıkmış. Çok spektaküler gol sayılarına ya da spektaküler gollere ulaşmamıştı ama gerçekten olağanüstü bir işe imza attı. Ronaldo'nun golünden sadece 7 dakika sonra ceza sahasına inen topu göğsüyle kontrol etti ve uzak köşeye oldukça da uzaktan muazzam bir röveşata, demi gol artık ne olarak kabul ederseniz. Çünkü hepsinden biraz vardı o golde. Mario Mandzukic eşitliği sağladı. Tabii ki 2002 Leverkusen'e karşı atılan o Real Madrid'in golüne, Zidane'ın golüne benziyordu. Ona sonra geleceğiz tabii ki, bu listede o da var. Ama özellikle atılan gol Şampiyonlar Ligi finallerinin en iyi gollerinden bir tanesi olarak dikkat çekti. Aynı zamanda Mario Mandzukic'in bu golü UEFA yılın golü olarak da bir ödül aldı. Onu da hatırlatmakta fayda var. Tabii ki o gol sonrasında Real Madrid oldukça rahat bir galibiyete imza atıp şampiyonluğa ulaşmayı başardı ama Mario Mandzukic ne kadar özel bir oyuncu olduğunu o golle birlikte göstermiş ve aynı zamanda unutulan golcülük performansını herkese yeniden hatırlatmıştı. Geri sayıma devam ediyoruz. 4 numarada çok tartışılmayacak biçimde taraflı bir seçim var. Thierry Henry'nin belki de Arsenal formasıyla attığı en özel gollerden bir tanesi. 2005-2006 sezonuna gidiyoruz. Santiago Bernabeu'ya gidiyoruz. 2000'ler ortası hem Thierry Henry'nin zirve yaptığı dönem hem de tabii ki Arsene Wenger'in Arsenal'ın zirve yaptığı dönemlerden bir tanesi ve özellikle Premier Lig'deki ya da FA Cup'taki, yani domestik kupaların dışında artık Şampiyonlar Ligi'ni hedeflemeye başladığı dönemlerden bir tanesi Arsenal'ın. Şampiyonlar Ligi grubundaki muazzam performansının ardından Real Madrid'le eşleşti Arsenal, ki Real Madrid o dönemde de özellikle yine kupanın en büyüklerinden biri olarak gösteriyor. Santiago Bernabeu'da ilk yarı biraz sessiz gitti diyebiliriz. Özellikle deplasmandaki Arsenal'ın kontralarla tehlike yaratmaya çalıştığı ama çok da fazla gol pozisyonunun olmadığı bir maç. Sonrasında Thierry Henry yine o klasik sıfırdan yüze, sadece 5 saniyede çıkıp rakip ceza sahasına gidip bir anda fişi çektiği anlarından birini yaşattı. 2005-2006 hem tabii ki Arsenal'ın zirvelerinden biriydi ama Thierry Henry'nin Arsenal formasıyla sezonu 32 golle kapattığı ve takımını finale götürürken herkesin performansını ayakta alkışladığı sezonlardan birini çıkarıyordu Thierry Henry. Thierry Henry orta sahanın yarısında rakip ceza sahasına yakın bir noktada topu aldı. 4 oyuncunun arasından çıktı. 5.sine çalım attı ve Iker Casillas'ı çaresiz bırakacak şekilde uzak köşeye o topu bıraktı. Ve Real Madrid'i o golle, deplasmanda atılan o golle 1-0'ın rövanşında 0-0'la elemeyi başardı. Bir üst tura gitti Arsenal. Tabii şunu da hatırlatmakta fayda var. Thierry Henry'nin belki Arsenal formasıyla attığı ya da kariyerinde attığı en güzel gollerden biri değil ama Arsenal'ı final yoluna götürürken aynı zamanda bir İngiliz takımının ilk kez Real Madrid'i deplasmanda bu golle yenmeyi başardı. 3 numaraya gideceğiz. Barcelona'ya gideceğiz.
Andres Iniesta'nın muazzam golü ki çok tartışmalarla, özellikle Didier Drogba'nın maç sonunda bu tam anlamıyla bir felaket, hatta o kelimeleri kullanmamak lazım belki ama özellikle karşılaşmanın hakemine çok büyük tepkisiyle tam tünele girerken kameralara dönüp bu tam anlamıyla bir rezalet dediği o gole gideceğiz. Tabii ki gol rezalet değildi, gol muazzam, o yüzden zaten bu listede ama golün anlamı gerçekten çok büyük. Pep Guardiola'nın yarattığı o inanılmaz Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna, ki finali de aslında Manchester United karşısında oldukça rahat kazanmışlardı. Son takıldığı, belki de son zor döndüğü dönemeçi aslında döndüren, o kilidi açan gole gidiyoruz. 3 numarada Andres Iniesta var. Barcelona 2008-2009 sezonunda hem grup aşamasını gayet rahat geçmişti hem de özellikle Bayern Münih karşısında aldığı 4 gollü galibiyetle beraber Şampiyonlar Ligi'nin de en büyük favorisi benim demişti. Fakat o dönemde özellikle Chelsea yine geçiş dönemlerinden birini yaşıyordu. Hem kadro oldukça iyiydi hem de tabii ki geçiş sonrasında kötü giden o performansın ardından ciddi şekilde toparlanmayı başarmıştı Chelsea. Ki ilk maçta Barcelona deplasmanında 0-0 almayı başardılar. 0-0'ın rövanşında hem Essien'in enteresan ama oldukça güzel golüyle, ki o da güzel gollerden bir tanesidir ki birçok listede de yer alır. Bizim listemiz biraz daha dar. Essien 9'da o golle öne geçirdikten sonra aslında Chelsea için işler gayet iyi gibi gözüküyordu. Sonrasında hatta daha iyi bir şey oldu. İkinci yarının 20. dakikasında Erik Abidal kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Barcelona, o Pep Guardiola'nın asla yenilmez, kesinlikle kupayı kazanacak ve olabilecek belki de bütün kupaları o sezon kazanacak denilen takımı bir anda aslında bir kişi eksik ve gol bulmak zorunda buldu kendisini son dakikalara girilirken. Özellikle o karşılaşmaya ciddi derecede bir sakat listesiyle gelen Barcelona'da hücuma girecek oyuncu sayısı da çok fazla değildi. Dolayısıyla tek değişikliğini 85'te Busquets'in yerine giren Boyan'la yapmıştı Pep Guardiola ve Chelsea'yi ceza sahasına kapatıp baskıya devam etti. Golü tabii ki 90+3'e kadar beklediler. O gol de oldukça enteresandı. Hatırlatmakta fayda var. Eto'ya doğru atılan bir top. Eto'dan ceza sahasına Messi'ye giden bir top. Sonrasında daha iyi opsiyonlar varken Messi'nin ceza sahasına çıkardığı, ceza sahasının dışına yaya doğru çıkardığı bir top ve Andres Iniesta'nın gelişine 90'a doğru yolladığı. Sonrasında bütün oyuncuların Barcelona'da bench'ten Iniesta'ya doğru depara kalktığı o muazzam gol 3 numaramızda. Geri saymaya devam ediyoruz. İkinci sırada bir Ronaldinho klasiği var, bir futbol anomalisi var diyelim. Çünkü normal bir gol değil. Ronaldinho'nun Mart 2005'te Stamford Bridge'deki, enteresandır, az önceki gol de yine Chelsea-Barcelona maçındandı. Yine birkaç sene geriye gittik. Bir başka Chelsea-Barcelona maçı. Yine Barcelona'nın attığı gol ama bu kez bir başka yıldızın, tarihin en yetenekli oyuncularından biri Ronaldinho'nun attığı gol. Chelsea ilk maçta 2-1'i yakalamayı başarmıştı ve ufak da olsa bir deplasman gol avantajıyla gelmişti Stamford Bridge'e. Ki maça da oldukça iyi başladılar. 3-0'ı çok erken bulmayı başardı Chelsea. Gümbür gümbür yoluna devam ediyordu kısacası ama sonrasında Ronaldinho çok acayip bir şey yaptı ki Chelsea aslında o Barcelona'ya neredeyse pozisyon vermeyerek maça devam ediyordu. 3-0'ın ardından neredeyse hiç pozisyon vermeden Barcelona'yı istedikleri yerde tutmayı başarırken tabii ki kalıplara sığmayan, kaplara sığmayan bir adam sahneye çıktı. 4 oyuncunun arasından kimsenin İlk etapta anlam veremediği hareketler yapıp sonrasında da o 4 oyuncu arasından kalecinin göremediği bir topu köşeden ağlara yollamayı başardı. Genellikle şu ana kadar listede çok özel goller vardı ki bunların birçoğu tabii ki takımını üst tura taşıyan ya da belki de kupa getiren goller. Bu gol aslında turu geçmeye yetmedi ama gerçekten tarihin en özel golleri arasında yerini aldı. Sadece Şampiyonlar Ligi tarihinin değil, aynı zamanda futbol tarihinde atılmış en enteresan gollerden, en özel gollerden ve neden Ronaldinho'yu çok seviyoruz sorusunu cevaplayan gollerden biriydi. Ronaldinho'nun Mart 2005'te Stamford Bridge'de attığı bu gol. Ve geri sayımı sonlandırıyoruz. Real Madrid'in Leverkusen'le oynadığı 2002 finalinde atılan efsanevi gol, Zinedine Zidane'ın sol ayağından çıkan o gol. Roberto Carlos hatırlayacağınız gibi soldan getirdi. Top havada çok uzun süre asılı kaldı. Bayağı zamanlayacak vakti vardı ama kimse sonunda böyle bir sonucun ortaya çıkabileceğini düşünmemişti. Zinedine Zidane estetik açıdan belki de atılmış en güzel gollerden birini kaydetti. Hatta birçok futbol sever bir finalde atılmış en güzel gol olarak niteler genellikle Zinedine Zidane'ın bu golünü. Tabi buraya Gerrit Bale'in o efsanevi röveşatası girebilir. Yine ilk 5. sıradaki golümüz Mario Mandzukic'in attığı efsane gol gelebilir ki 2017'de
bu golden 15 sene sonra UEFA'da yılın golü seçilmişti ama hiçbiri neredeyse Zinedine Zidane'ın verdiği o estetiği, Zinedine Zidane'ın verdiği o görsel şöleni yansıtmadı diyebiliriz. Bir finalde atılmış en güzel gollerden biri olmasının yanında tabii ki Leverkusen'in belki de moralini, momentumunu tamamen dağıtan bir gol oldu ve Zinedine Zidane'ın sol ayağıyla kaydettiği o gol belki de Şampiyonlar Ligi tarihinin hala en güzel golü. Tekrar hatırlatalım, tabii ki bayağı itiraz gelecektir. Bu gol neden yok veya bu gol niye burada? Sorularını ve tabii ki yorumlarını hemen aşağıya bekliyoruz. Gelecek haftalarda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.